Sevgili gençler, biz adımızı bağımsızlık ateşimizin yakıldığı günden alan 19 Mayıs Anadolu Lisesi'yiz. Kurulduğumuz günden bugüne yalnızca Mersin'de değil, ülkemizde ve dünyada üreten, düşünen, evrensel insani değerleri içine sindirmiş pek çok gencimizi hayata hazırladık. 19 Mayıs Anadolu Lisesi, akademik, bilimsel, sosyal, kültürel anlamda köklü bir geleneğe sahiptir. Tüm ümidim gençliktedir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün felsefesiyle 19 Mayıs gençliğine inanıyoruz. Gelecek gençliktedir, gençlik de 19 Mayıs'ta. Toroslar, Mithat Toroğlu Mahallesi'nde bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesi'nde yıllara göre ortalama 1000 öğrenci eğitim öğretim görmektedir. Normal öğretim uygulanan okulumuzda dersler 8-15'te başlayıp 15-20'de bitmektedir. Adrese dayalı sistem uygulanmaktadır. Ayrıca çevre mahallelerden gelen öğrenciler için özel servis imkanı bulunmaktadır. Şehrin her yerinden toplu taşımayla rahatlıkla ulaşım sağlanmaktadır. 32 derslik bir resim atölyesi, bir müzik odası, konferans salonu ve kütüphanesi olan okulumuz spor salonuyla birçok müsabakaya ev sahipliği yapmaktadır. Öğrencilerin öğle araları ve teneffüslerde ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kantin ve yemekhanesi mevcuttur. Projeler kapsamında her yıl Teknofest başvuruları yapılmakta, Avrupa Kodvik Haftası'na katılım sağlanmaktadır. Ayrıca sosyal sorumluluk projeleri de yapılmaktadır. 2019 yılından bu yana yürütülen Etivinik projelerinde öğrencilerimiz etkin çalışmaktadır. The World of Us projesiyle okulumuz Avrupa kalite etiketi sahibidir. Akademik başarılarımızın yanı sıra spor ve sanat etkinlikleriyle ön planda olan okulumuzda birçok başarılara imza atılmıştır. Beden eğitimi öğretmenlerinin rehberliğinde çeşitli branşlarda il ve ilçede derece alan okulumuz ulusal alanda Mersin'i temsil etmiştir. Ayrıca her yıl sınıflar arası futsal müsabakaları yapılmaktadır. İlçe genelinde görsel sanatlar sergimiz ve müzik grubumuzun konseri olmuştur. Okulumuzda milli bayramlar coşkuyla kutlanmaktadır. Herkese merhaba, ben Muazzez Güven. 19 Mayıs Anadolu Lisesi'ni 2010 yılında birincilikle bitirdim. Ardından yapılan YGS ve LYS sınavlarının sonucunda aldığım puanla Türkiye 186.sı oldum. Daha sonrasında da Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandım. Üniversiteyi bitirdikten sonra da İngilizce öğretmenliği yapmayı tercih ettim ve yaklaşık 7 yıldır devlette İngilizce öğretmeni olarak çalışmaktayım. Benim Boğaziçi gibi iyi bir üniversiteyi kazanmamda 19 Mayıs Anadolu Lisesi'nin ve Bülent Hoca'nın etkisi çok büyüktür. Merhabalar, ben İsmail Horus. Mersin 19 Mayıs Anadolu Lisesi 2010 mezunuyum. Şu an Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ortopedi, travmatoloji, anabilim dalında araştırma görevlisi doktor olarak görev yapmaktayım. Merhaba, ben Esra Biçer. 19 Mayıs Anadolu Lisesi'nden 2013 yılında mezun oldum. Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek öğrenimimi tamamladım. Mersin Barosu'nda aktif olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Eğitim öğretim hayatımın temelinde bana çok büyük katkıları olan okulumuz için bu paylaşımı yapma fırsatı bulduğum için kendi adıma çok mutluyum. Tercih etmeniz durumunda hem eğitim anlamında doyum alacağınız hem de yapılan sportif faaliyetlerle motivasyon kaynağı bulacağınız bir lise hayatı geçireceğinizden eminim. Şimdiden hepinize başarılı bir eğitim hayatı diliyorum. Hoşçakalın. Ben Furkan Yılmaz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. 2015-2019 yılları arasında 19 Mayıs Anadolu Lisesi'nde eğitim gördüm. D sınıfı çıkışıyım ama okuldaki beden eğitimi öğretmenlerimin tavsiyesiyle BESYO'ya hazırlandım ve okul takımında oynuyordum aynı zamanda. Size daha iyi bir gelecek için, daha iyi bir gelecek inşa etmek istiyorsanız 19 Mayıs Anadolu Lisesi'ni tercih edebilirsiniz. Merhaba, ben Sürey Kamiloğlu. 2019 senesinde 19 Mayıs Lisesi'nden mezun oldum ve şu an Polonya'da Erasmus yapmaktayım. Okulumuzun D sınıfını kesinlikle öneriyorum. Çünkü eğer siz de istekliyseniz öğretmenlerimiz size bir şeyler katabilmek için özverili bir şekilde gerçekten çalışıyorlar. 19 Mayıs'ta okumak demek alanlarda başarılı olmak demektir. Okulumuzun dil bölümü alanında olan başarılarını duymayanınız yoktur. Dil bölümü seçmek istiyorsanız 19 Mayıs sizin için harika bir tercih olacaktır. 19 Mayıs'ı diğer okullardan farklı kılan en önemli özellik bölümlerinde olan başarılar ve birçok sosyal etkinliklerdir. 19 Mayıs öğrencisi olmak demek, ders dışında birçok sosyal etkinlikte de başarılı olmak demektir.
Okulumuzun biraz da sosyal tarafından bahsedelim. 19 Mayıs sporcusuna ve sanatçısına oldukça değer veren bir okul. Okulumuzda bütün özel günlerde müzikal etkinlik yapılır. Özellikle 21 Mart günü okulumuza verilen görev sayesinde Yunus Emre Kültür Merkezi'nde büyük bir gösteri hazırlamıştık. İlçe başkanları, kaymakamlar bize bu gösteride eşlik etmişlerdi. Gösterimizde halk oyunları vardı, müzikal dinleti ve tiyatro vardı. Oldukça geniş bir etkinlikti. Aynı zamanda 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için okulumuzun müzik grubu özel olarak belediye tarafından kendi etkinliğinde kullanılması üzerine görevlendirildi. Okulumuz ne kadar müzikle ilgilense de aynı zamanda resim konusunda da çok aktif bir okul. Çoğunlukla yapılan tuval çalışmaların hepsi sergiye çıkıyor. Hedefleriniz için öğretmenlerden destek almak istiyorsanız ve eğlenceli bir eğitim öğretim yılı geçirmek istiyorsanız 19 Mayıs.